Bu farz-ı mesh-i râsi fil vudu. Bu bab da abdeste başa meshetmek. Başa meshin farzını beyan ediyor. Ne miktarına meshedecek? Bir miktarı var, bir de adedi var. Bir defa mı, üç defa mı? Başına meshederken hepsine mi, bir miktarına mı? Bu da ihtilaflı olduğunda bunu da bu babda beyan ediyor. İmam-ı Tahavi evvela şu hadiste başlıyor. Haddesena Yunus'u ve Abdülganiyyü bünü Ebi Akil ve Ahmed'u bünü Abdirrahman. Yunus, Abdülgani, Ahmed ibn Abdirrahman üç zattan rivayet ediyor. Kâlu onlar dediler ki Akhbarana ibn Vehbi Kâle akhbarani Yahya ibn Abdillah ibn Salim ve Malik ibn Anas an Amr ibn Yahya al-Mazini an Ebihi an Abdillah ibn Zeyd ibn Asim al-Mazini an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Zeyd ibn Asim'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti ki ennehu ahaze bi yedihi fi vudu'i lissala. Ennehu ahaze, aldı bi yedihi onun elini fi vudu'i lissala. Abdest, namaz için abdest alıyordu. Orada onun elini aldı. Elini aldı. Ma en su, Resulullah Efendimiz ahaze aldı bi yedihi eliyle. Fî vudûhî lissalâ. Namaz için abdest alıyordu. O vakitte eliyle aldı. Mâ en suyî. Febedâ sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Bi mukaddemi râsihî. Başının ön tarafından başladı. Sümme zehebe bi yedihî. Sonra elini götürdü. İlâ müakharir râsi. Başın arkasına. Sümme raddehumâ. Sonra her iki bir elini gerisin geri getirdi. İlâ mukaddemihi önüne doğru. Resulullah Efendimiz başına meshetti. Ellerine, eline suyu aldı. Ondan sonra başının önünden buradan böyle götürdü. Böyle getirdi. Şimdi burada diyor ki bir eliyle. Bi yedihi demiyor. Fakat sonradan reddehuma diyor. اَخَذَ بِيَدِهِ اَلِيلَ اَلْضِ فِي وَضُوهِ سَلَمَا فَبَدَى بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ Başının ön tarafından bul getirdi. O vakıta göre ortasında. ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدِهِ اِلَى مَا خَرِرَسِ Başın arkasına doğru. ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى مُقَدَّمِهِ Sonra önüne doğru getirdi. Şimdi bunun esasen iki türlü olur. Ya böyle ortadan götürür parmak uçlarıyla yanına getirdi mi el ayarlarını yapıştırır böyle getirir. Ha, bir de var ki hayır, böyle ellerini ısladır, parmak uçlarıyla buradan götürür, böyle getirir. Fakat bizim öğrendiğimiz parmak uçlarıyla böyle bunu tutar, parmak başının ortasından götürür, arkasına götürür mü, el götürdü mü, elinin ayarlarını yapıştırır, böyle şeker getirir. Şimdi bu başın hepsini mesh oldu bu. Şimdi bu rivayetten başın hepsine meshetmek hükmünü çıkarıyorlar. Kale Malik, İmam Malik dedi ki هذا أحسن ما سمعت في ذلك. Bu babda mesih hakkında işittiğim hadislerin en güzeli budur. Ve أعمه في مسح الرأس. Başı meshetmekte de en ammi, en şumurlusu budur. Böyle yaptığım başının hepsini meshetmiş oldu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي وحفص بن غياث عن ليس عن طلحة عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن مصرف babası مصرف'ten o da dedesi كعب بن عمرو اليمامي'den rivayet ediyor ki رأيت النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i gördüm مسح مقدم رأسه başının önüne meshetti hatta belaga gazale ey muahhiras hatta başının arkasına kadar gitti yani başının önünde ellerini ta arkaya kadar getirdi min mukaddemi unukihi o gazal da boynunun önüne doğru ta boynunun buraya kadar arkaya kadar getirdi oraya gazal diyorlarmış böyle olunca başının tekrar ellerini geri getirmedi. Yani buradan tuttu, oraya kadar mesh etti.
bir eliyle mi mesetti, iki eliyle mi mesetti, bu da yok. Sonra yan taraflarını ne suretle mesetti, o da yok. Yalnız baş tarafından oldu, geriye kadar götürdü. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene Ebu Ma'mer kâle, haddesene Abdülvarisi ibn-i Sa'id en leysin fe zekere mislehu bi isnadihi. Bu hadis-i şerifi, bu isnatla İmam-ı Tahavi ibn-i Ebi Davud'dan rivayet edildi. Yukarkisini İbn-i Merzuk'tan. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene Ali ibn-i Behrin kâle, haddesene El-Velidu, Ebu Fazla, Ebu Yusuf kâle, haddesene El-Velidu ibn-i Müslim قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أراهم بدوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الأزهر معاوية'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz'in abdestini bu da bu şekilde gösterdi. فلما بلغ مسح رأسه başına abdest aldı da başına meshetmeye bali olduğu vakitte وضع كفيه her iki elini koydu ala mukaddemi râsihi başının ön tarafına iki elini koydu. Sümme merre bihima surre o iki elini yürüttü. Hatta belagal kafa kafasının arkasına, başının arkasına, boynunun köküne kadar erişti. Sümme raddehima surre o iki eli gerisini geri çekti. Hatta belagal mekânellezi minhu bede başlamış olduğu yere kadar getirdi. Bu vakitte İki elin dediğim gibi parmak uçlarıyla ortada yürütürsün boynuna kadar. Boynuna var değil mi? Ellerin ayarlarında korsun. Gerisin geri çekersin. Arkaya doğru giderken başın ortasını meshetmiş oldu. Gerisin geri çekerken de sağ eli sağ tarafını, sol eli de sol tarafını tamamıyla meshetmiş oldu. Bunlardan bu anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Başın hepsine meshetmek anlaşılıyor. فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ gidenler gittiler. İlâ enne mesher râsi başın meshi küllihi hepsinin meshi vacibun vaciptir fi vudu'u salâ abdest namazında. Eğer abdest namazında, namazın abdestinde namaz kılacak ise o namaz kılmak için almış olacağı abdeste başın hepsine meshetmek vaciptir dediler. La yücüzi'u terku şey'in minhu başından bir şeyi terk etmek caiz değildir. Başından bir şeyi terk ederse abdesti tamam değildir dediler. وَهْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da ihticac ettiler. بِهَذِي الْاَسَرْ bu eserlerle ihticac ettiler. Şimdi bu kavle sahip olanlar Ehl-i Beyt'in ekserisi Malik, Müzeni, Cübai, İsmail ibn Üleyye, İmam Ahmed ibn Hanbel'den bir rivayet, bir de Zahiriye. Bunlar diyorlar ki başın hepsine meshetmek farz. Evet. Malik meşhur ehli sünnetten, Müzeni ehli sünnetten, Cübai Mu'tezile'den, İsmail ibn Üleyye hadisinden, Zahiriye ehli sünnetten bir mezhep değil. Bunun şeysi az kalmıştır Zahiriye adedi. Bir de ekserü litre dediği yani Şia mezheplerinin ekserisi de Bismillahirrahmanirrahim. فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة. Ulemadan bir kısmı zahip oldular ki namaz için abdest alacak ise başının hepsine meshetmesi vaciptir. La yücüzi'u terku şey'in min başının meshinden hiçbir şeyi terk etmesi caiz olmaz. Eğer bir parça terk ederse, meshetmediği yer varsa namazı caiz olmaz. وَهْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac ettiler, hüccet getirdiler. بِهَذِي الْاَسَرْ bu okuduğumuz hadis-i şeriflerle. Okuduğumuz hadis-i şerifleri İmam-ı Tahavi Yunus ve Abdülgani'den rivayet etti. İkincisini İbn-i Merzuk, Şeyh İbn-i Merzuk vasıtasıyla, üçüncüsünü Ebu Davud, dördüncüsünü yine Ebu Davud. Şimdi bunlardan anlaşılan başın hepsine meshetmek farz. Bu mezhebe sahip olan Ehl-i Beyt'in mezhebinin ekserisi Malik, Müzeni, Cebbai, İbn-i Üleyye, İmam Ahmed İbn-i Hanbel'den de bir rivayette.
Bunlar buna zahip oldular. Ve halefehum fi zalike aharun. Diğerleri bunlara bu mesele hakkında muhalefet ettiler ki muhalefet edenler Hanefiler, Şafiiler, bir rivayette Ahmed İbn Hanbel, Sevri, Evza'i, Leys İbn Sa'd, Zeyd İbn Ali, Zeyn el-Abidin. Aynı oğlu İmam Zeyd. Zeyd İbn Ali dedi ki o. Ali, Zeyn el-Abidin. Zeyd de İmam Zeyd. Ki şimdiki Yemen'deki Zeydiye mezhebinin sahibi. Ve'l-Nasir, ve'l-Bakir, ve'l-Sadik. Bunların mezhebi de hepsi bir ki yani başın hepsine meshetmek farz değildir dediler. Fekalu dediler ki ellezî fî âsârikum sizin eserlerinizde olan şey hadi bu eserlerinizde olanlar innemâ huve bu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz mesheyledi. Râsehu küllehu başının hepsine mesheyledi. Fî vudûhî lissalâ namaz abdestinde meseyledi. Sizin eserlerinizde sabit olan bu. Resulullah Efendimiz namaz kılmak için abdest aldı ve başının hepsine de meseyledi. Bu sabit. Bunu itiraz etmiyoruz biz dediler. فَهَاكَذَا نَأْمُرُوا الْمُتَوَضِّئَ Abdest alan bir kimseye biz bunu emrederiz ki siz de başınızın hepsine meseydin. اَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ Bunu işleye, başının hepsine meseyde. Mutavaddiye böyle emrederiz. Fî vudûhî lissalâ namaz için abdest alıyor ise. Lakin ve lâ nûcibü zâlik. Biz bunu vacip kılmıyoruz. Bi kemâlihî bunun kemalini vacip kılmıyoruz. Aleyhi o adam üzerine ne olduğu halde? Fardan, farz olduğu halde. Biz abdest alana deriz ki sen başının hepsine mesh et. Ama farz olarak değil. Çünkü farz olarak sabit olmadı ki Resulullah Efendimiz meshetmiş hepsini. Biz de emrederiz bunu ama farz mı değil mi? Siz diyorsunuz ki farz. Sizin bu eserlerde farzı ispat edecek bir şey yok. Ama kemal doğru. Kemali var. Veleyse fi fi'lin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin işlemesinde olmadı. İyyahu başının hepsine meshetmekte olmadı. Ne olmadı? Ma bir şey ki keddelle delalet ede. Ala anne zalike bu kâne minhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den oldu başın hepsine meshetmek. Leannehu farzun. Zira o farzdır da onun için Resulullah Efendimiz meshetti. Böyle olmadı. Ne için? Fakat reynehu sallallahu aleyhi ve sellem biz Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördük. Tavadda abdest aldı. Selasen selasen. Üç kere. La zalike farzun. Bu farz. La enne zâlike farzun. Bu farzdır diye değil. Üç defa abdest azalarını yıkadığı sabit oldu. Geçen de ki Peygamber Efendimiz farz diye yıkamadı ki la yüzi'u ekallu minhu. Üçten az olursa kifayet etmez. Böyle olmadı. Ve lakin minhu. Lakin ondan vardır. Fardun fard ve minhu ondandır. Faddun fadıl. Yani o üç defa yıkamada. Farz da vardır, nefil de vardır. Bir defa yıkaması farzdır. Ziyade yıkaması da fadilettir. Ve kadru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi minel asar eserlerden. Öyle eserler ki eddaleti delalet edici neye ala maşul bir şeye delalet edici ki zehebu ileyhi ona zahip oldular fil fardı farz miktarında fi mesherresi başın mesfinde farz miktarında zahip oldular ki ennehu bu ala ba'dihi başın bazısınedir. Yani birçok eserlerde geldi ve eserlerden ve eserlerde delalet ediyor ki başın hepsine meshetmek farz değildir de bazısına meshetmek farzdır. Peki o eserlerden hangisi geldi? Ne gibi eserler? Diyor ki rivayet olun dedi ya Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki başın hepsine meshetmek farz değildir de bazısına meshetmek farzdır. Rivayet edilen şey ne? Ma bir hadis ki kad delle kad haddesena
bize rivayet eyledi. Rabi'ül Müezzin, Rabi'ül Müezzin rivayet eyledi. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رسول الله Efendimiz'den rivayet etti ki tavadda Peygamber Efendimiz abdest aldı ve aleyhi imametun Peygamber Efendimiz'in başında da imame vardı, sarık vardı. فَمَسَحَ اِذَا عَلَى اِمَامَتِهِ سَرْغَنَ مَسْحَيْلَدِ وَمَسَحَ بِنَاسِيَتِهِ Alnına da mesheyledi. Bu Mughirat ibn-i Şaban'ın rivayeti. Yine bir hadisi şerif. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ قَالَ سَمِيَتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنَ عَوْنٍ اَنْ عَامِرٍ عَنْ اِبْنِ الْمُغِرَةِ ibn-i Şaban عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة مغيرة رواية الذي رفعه ابن عون رفع الذي بني إليه مغيرة يعني متصلا بالذكاء الذي هنا عون ابن سيرين ده وده عمرو بن وهب ده وده مغيرة أراده ساقط ودم بالرابيو قال مغيرة dedi ki كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر Efendimizle olduk. في seferin bir seferde olduk. فتوضأ للصلاة namaz için abdest aldı. فمسح على عمامته صرغنا مسح إلدي. وقد ذكر الناسية أنني da zikreyledi bir şeyin bir şeyle yani anına da bir miktar mesh eyledi. Burada zekere mesh manasına. Yani alnını da terk etmedi. Oraya da bir şey meseledi. Fefi hadil eser işte bu eserde olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mesaha ala ba'dir res başının bazısını meseledi. Bakın nasiye o da nasiyedir. Yani alnının üstü buna meseledi. Ve zuhurun nasiyeti nasiyenin zuhuri ise delilün delildir ki enne bakiyyeter res başın baki kalani hükmuhu bunun hükmü hükmü ma zahara minhu zahir olanın hükmüdür. An imamesine mesheyledi. Bir de alın tarafı açıktı. Oraya da mesheyledi. Bundan anlaşılıyor ki sarığın altında olan mestur kısım da açık olan gibidir. Öyle alın tarafına mesetti. Bu ne? Orası sünnetmiş. Başın belsine mesetmek etmek imiş. Geriye kalan mestur kısmı o da öyle. Bundan o anlaşılır. لَاَنَّهُ لَوْكَانَ الْحُكْمُ اَكَرْ hüküm olsaydı قَدْ سَبَتَ بِالْمَسْحَ عَلَى الْاِمَامَ İmameye mesihle sabit olsaydı لَكَانَ كَالْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّيْنَ mesih gibi olurdu. İmameye mesh etmek kafi gelseydi meslerin üzerine mesh gibi olurdu. Ayrıca nasiyesine mesh etmezdi. فَلَمْ يَكُنْ bu olmadı. اِلَّا وَقَدْ غَيَّبَتِ الرِّجِلَانِ غُيِّبَتِ الرِّجِلَانِ ف۪يهِمَا mesler üzerine mesh olmadı. İlla ayaklar o meslerin içerisinde gayb olduğundan üzerindeki deriye mesh edilir. وَلَوْ كَانَ بَعْدُ الرُّجِلِينِ بَعْدِيَنْ ayakların bazısı meslerin içinde olmasa da dışarıda olsa lema erzehu bu abdest alan kimseye kifayet etmez en yasile yıkamak ma zahere minhuma ayaklarından zahir olanı yıkaya ve yemseh ala ma gabe minhuma meslerin içinde gizlenmiş olanı da mescide bu caiz olmaz. Yarısı ayaklarının yarısı meslerin içinde yarısı dışarıda İçinde olanlara mesilesin, dışarıda olanları yıkasın, bu olmaz. فَجُعِلَ حُكْمُ مَا غَابَ مِنْهُمَا ayaklarından gayb olanın hükmü kılındı. مُطَمَّنًا مُطَمَّن oldu, koltuklanmış oldu. بِحُكْمِ مَا بَدَأَ مِنْهُمَا onlardan zahir olanın hükmüyle mutammen oldu. فَلَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الظَّاهِرِ o ki zahiri gasıl vacip oldu vacibe gasıl batin batinde gasıl vacip oldu ayaklarının yarısı meslerin içinde yarısı dışarıda olanları yıkamak vacip oluyor öyleyse
İçeride olanların hükmü de ona tabi oluyor. Onları da yıkamak vacip oluyor. فَلَمَّ اَكْتَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْاَسَرِ Mughiret ibn-i Şöbe'nin bu rivayetinde vaktaki öğrendik ki Peygamber Efendimiz iktifa eyledi. بِمَسْحِنْ نَاسِيَةِ Nasiyesini meshetmek. Meshetmekle iktifa eyledi. عَلَى مَسْحِ مَا بَكِيَ مِنَ الرَّاسِ Başının bekiyesinden bakiyesine meshetmekten nasiyesine meshetmekle iktifa eyledi. Nasiyesine meshetti, diğerini etmedi. Delle zalik, bu delalet eyledi ki ennel farda, farz olan fi meshir râsi, başına meshetmekte farz olan huve miktarun nasiyeti, nasiye miktarıdır. Ve enne mâ fealehu Resulullah Efendimiz'in işledi ki fi mâ câveze bihin nasiye, nasiyeyi tecavüz eden şeyde Resulullah Efendimiz'in işlediği fi mâ siva zalik minel asar, işte bu eserlerin gayrisinde olan şeylerden ki Peygamber Efendimiz nasiye değil de hepsine meseyledi. Kâne delilen, bu delil oldu alel fadli, farza değil de fadla delil oldu. La alel vücub, vücube değil. Hatta testevi hâzîl asar, hatta bu eserler müsabı ola ve la tetedâdde, birbirine zıt olmaya. Fahâdâ hükmü hâdel bâb, işte bu babın hükmü budur min terîkil asar, eserlerin terikinde. Yani Resulullah Efendimiz vaktaki Muğire, Hazreti Muğire'nin hadisinde diyor ki imamesine meseyledi. Bir de getirdi nasiyesine meseyledi. Nasiyesine meseyledi. Yani başın gerisi de bu hükümdedir. Başın herhangi birisinin bir cüzüne meshettin mi kafi gelir. Bunu niye böyle diyoruz? Halbuki yukarıda dedik ki Resulullah Efendimiz başının hepsini meseyledi. Yani diyor ki iki hadis birbirine muariz olmasın diye diyoruz ki başın hepsine meshetmek kemaldır, fadilettir. Fakat farz olan bir miktarıdır. Bir miktar ki o da nasiye miktarı, dörtte bir. Bazılar demiş üçte bir, bazılar demiş dörtte bir. Bu miktarı farz, gerisi de fazilettir. Böyle telif ederiz. İşte eser terikiyle gelen bu hükümler budur. Bir de kıyasa geldik. Ve emmâ min tarikin nazar. Ama nazar terikinden fe inna ra'ayna al-wudu'a bi abdesti gördük ki yetibu vacib olur fi a'da, bir takım azalarda vacib olur. Dört aza: eller, yani kollar, yüz, baş, ayaklar. Fe minha o azalardandır ma bir aza ki hükmü onun hükmen yusale yıkana. Ve minha o azalardandır ma bir şey ki hükmü onun hükmen yumsahama sorunlar. فَأَمَّا مَا حُكْمُهَا يُغْسَلَ قُلْ بِشَيْكُ وَنُنْ حُكْمِي يِكَمَّقْتِرْ فَالْبَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْرِجْلَانِ Yüzdür, ellerdir, ayaklardır. Ayaklar da فِي قَوْلِ مَنْ Bir kimsenin kavrindeki يُوْجِبُ غَسْلَهُمَا Ayaklarını, gaslını vacip görür. Ehl-i Sünnet gibi. فَكُلُّنْ Ulemanın hepsi قَدْ اَجْمَعَ اِجْمَعَ اِلَدِي ki اَنَّ مَا وَجَبَ غَسْلُهُ مِنْ ذَٰلِكَ Bu azalardan gasl vacip olan şey فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كُلِّهِ Hepsini yıkamak vaciptir. Üç azanın yıkanmasını vacip görenler ne diyorlar? Azanın hepsini yıkaması vaciptir. وَلَا يُجْزِهُ غَسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ Bazısını yıkasın, bazısını yıkamasın, bu caiz değildir. وَكُلَّمَا كَانَ her ne kadar olursa ma vacebe meshuhu meshi vacib olan şey de olursa min zalik bundan, bu da böyledir. Ve kullema kana ma vacebe meshuhu min zalik ve varras. Öyleyse mesih de böyledir. Abdest azalarından bir kısmı gasil, bir kısmı mesih. Gasli olanın bazısını yıkasın, bazısını yıkanmasın, olmaz. Hepsini yıkayacak. Mesih olursa kullema kana ma vacebe meshuhu anni zalik. Bu abdest azalarında meshi vacip olan ki o da baştır ve verres. Baş, başın şimdi bu gasil azalarına bakacak olursa onun da hepsini meshetmek vacip olur. Madem gasilde bir azanın hepsi yıkanıyor, meshihte de hepsinin meshedilmesi lazım gelir. Fekale kavmun bir kavim dedi ki hükmuhu başın hükmü en yemsehe kullehu başın hepsine mesheder.
kemâ tuğselü tilkel e'adâvu küllühâ. O diğer üç azanın nasıl hepsi yıkanıyorsa, ona kıyas edersek de başın da hepsine mesedilmesi lazımdır. Ve gâle âharûn. Ötekiler dediler ki, yumsehu ba'duhu dune ba'dihi. Başın bazısı mesedilir, bazısı değil. Fenezarna fi hukmil mesih. Şimdi madem ulemayı gördük ki ihtilaf ettiler, bir kısmı abdest, başa meshetmeyi abdest azarlarına kıyas ederek hepsine meshetmeyi gördü. Bazıları dedi ki hayır, bazısına mesih kafidir. Biz aradık, taradık ki bakalım ki bu iki kavilden birisini teyit eden bir rivayet bulabilecek miyiz? Yahut da kıyasla başka bir kıyas bulabilecek miyiz? Fenezarna baktık fi hukmil mesih. Mesih'in hükmüne keyfe huve. Mesih nasıl olur? Diğer şeylerde de Mesih var ya. Bunlara da baktık. Cebire üzerine Mesih var. Mesler üzerine Mesih var. Fereyna biz gördük. Hükmel Mesih alel hufbeyi. Mesler üzerine Mesih'in hükmünü gördük ki kaduhtülü şefi. Onda da ihtilaf olundu. Fekale kavmin bir cemaat dedi ki yemsehu. Abdest alan kimse mesh eder. Zahirehuma ve batinehuma. Fasih burayı. Zahirehuma ve batinehuma. Hem meslerin üzerine hem de altına. İkisine mesh eder. Üstüne mesh eder, bir de altına mesh eder. Ve kâle âkherûn. Diğerleri de dediler ki şimdi onu dediğim, bu meslerin hem üzerine hem de altlarına mesh edenler İmam-ı Malik, Şafii, Zühri, İbn-i Mübarek. Bunlar buna kail olmuşlar. Ve kâle âkherûn, ötekiler dediler ki yemsehu zâhirehumâ dûne bâtinihimâ, üstüne mesh eder, altına değil. Ki Hanefilerin kavli de budur. Şimdi başa mesh etmek hakkındaki ihtilaf oldu. Diğer mesihlere baktık, bir de Hufeyn'in hükmüne baktık, bunda da ihtilaf var. Mesleri giymiş. Yalnız onun bazısına meshediyor, hepsine değil. Bazısına meshediyor ama bir kısmı diyor ki yalnız üzerine, bir kısmı diyor ki hem üzerine hem altına, yani meslin her tarafına gene meshetmiyor. فَكُلُّنْ قَدْ اِتَّفَقَ. Bunların hepsi ittifak ettiler ki اَنَّ فَرْضَ الْمَسْحِ فِي ذَارِكِ. Hufler üzerine mesihin farzi huve ve la ba'dihima, hufların bazısı üzerinedir. Dûne mesih kullihima, hepsini değildir. Fe nezeru ala zalik, buna kıyas edilirse kıyas ne olur? En yekûne kezalik, böylece ola. Hükmü mesihir râsi, başa meshetmenin hükmü de böyle ola. Yani hu ala ba'dihi, başa meshin hükmü de bazısı üzerinedir. Dûne ba'din, bazısı üzerine değildir. Hala ba'di dûne ba'din, bazısına mesheder, bazısına etmez. Kıyâsen ve nazaren. Kıyas ve nazar itibariyle alâ mâ beyyennâ min zâlik. Bundan biz beyan ettik. Yani hufler üzerine meshe kıyas ettik. Bundan büyük bu anlaşıldı. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife'de. İşte Ebu Hanife'nin kavli budur. Ve Ebi Yusuf, Ebi Yusuf'un kavli budur. Ve Muhammed ibn Hasan rahimahumullah. İmam Muhammed'in bu üç imamın kavli de budur. Başın bazısına meshedilecek. Hepsine değil. Bazısına meshetmek farz. Hepsine meshetmek de fadilet. Ve gad ruviye fî zâlik. Bu mesele hakkında rivayet edildi. Ammen bir kimseden ki ba'den Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra geldi. Onlardan da böyle rivayet edildi. Ey da böylece. Yani başın bazısına mesih. Mesih rivayeti geldi. Ne geldi? O kadar uyuya rivayet edildi. Ma yuvafiku zalik. Buna muvafık bir rivayet geldi ki başın bazısına mesih edilir. O rivayet edilen şey de nedir? Haddesene bin Ebi Davud. Kale haddesene Abdullah ibn Yusuf. Kale haddesene Yahya ibn Hamza. Ani Zübeydi, ani Zühriyi, ani Salimin, an ebihi. Salim'den, Salim de babası Abdullah ibn Ömer'den. Ki ennehu Abdullah ibn Ömer kâne yemsehu bi mukaddemi râsihi, başının ön tarafına mesh ederdi. Bize tavadda abdest aldığı vakitte.
Bu da Resulullah Efendimiz'den sonra sahabeden bir zatın fiili. Bu da bunu teyit ve tekit etti ki başını hepsine meshetmek farz değildir. Bu babın hülasesi şöyle oluyor ki kifayet eden miktar başa meshetmekteki kifayet miktarı ne kadar olacak? Malikiye göre hepsi olacak. Hepsine meshetmezse onun abdesti tamam değildir. Hanefiye'ye göre başın dörtte birini meshetmek farzdır, hepsini meshetmek müstahaptır. Şafiye'ye göre başın bazısını yani üç kıla meshederse farz yerini bulur. Ama hepsine meshetmek yine fazilettir. Hanbelilerden iki rivayet var. Bir rivayette İmam Malik gibi hepsini meshedecek, bir rivayette de Şafiiler gibi bazısını meshedecek. Bu babın kulasesi bu kadar işte. Dört mezhep hakkında dördü de muhtelif rivayetlerle kendi mezheplerini teyit ve tekit etmişler. Hulâse bir adam başının hepsine mescederse dört mezhebi de emel etmiş olur. Hatta Hanefi fıkhında yazar ki abdest almak şu yerlerde müstehaptır. Bir de hurucen anil hilaf. Bir meseledeki diğer imamların ihtilafı var. Onlardan çıkmak için abdest almak müstehaptır. Ne gibi? Mesela deve eti, Hanefi mezhebinde deve etini yemek abdesti bozmaz. Ama Hanbeli mezhebinde bozar. Öyleyse sen deve eti yedin mi? Hurucen anil hilaf, abdestini tazele. Başa mesh ederken de böyle. Bir maliki olsa sen başının dörtte birine mesh ettin, hepsine mesh etmedin, ona göre senin abdestin yok. Abdestsiz namaz kıldırıyorsun onu mezhebine göre. Başın hepsine meshettin mi tamam. Senedi göre de caiz, ona göre de caiz. Vallahu Teala alem.